Evet tekrar merhaba millet. Bugün Kara Cüce'yi ABX'de deniyoruz ittifak savaşında. Şimdi şöyle ki bu bu günde yani dövüşçü süper kötü gününde genellikle kullanılanlar Apokalips ve şey Mr. Fantastic yeni kostümüyle o da süper kötü olduğu için onu da kullanıyorlar. İkisi de güzel hasarlar vuruyor ama şimdi ben size kara cücenin ne kadar etkili olduğunu göstereceğim. İttifak Savaşı'nda. Ben bu karakteri daha önce e, PvP'lik olarak çevirebileceğimi söylemiştim ama yani burada da iyi olduğunu görünce, diğer iki karakterden de daha iyi olduğunu görünce e, ben bir tereddüde düştüm. Acaba çevirmesem mi diye. Ya iki alanda da iyi. O kadar güzel bir karakter ki. Şimdi size de göstereceğim zaten. E, şöyle başlayalım. 6 yapıyorum. 4, 5 ve 3. tekrar 4 5 3 yapıyorum. İşte ben o yüzden bir tereddüte düştüm. Yapsam mı, yapmasam mı diye de ya yani büyük ihtimalle yapmayacağım çünkü çok kullanışlı PV'de. O yüzden şimdilik böyle tutacağım. İşte daha sonraları belki çok sonra bu karakter eskirse bunu PVP'ye çevirebilirim. Şöyle. Ya şu slotlar gelince işimi bozuyorlar işte. Zaten sağ üstte gördüğünüz gibi bugün 6 milyon 233 binlik bir skor atmışım. Bu arada 5. skillini saklıyorum. Çünkü şimdi 5. skill'i bana lazım olacak. 4, 5. Evet. Tekrar 3. Ee, i̇şte bir de hani ben bu skoru attıktan sonra içine işte ne kadar skor attığıma da bakacağız. Zaten 6 milyon 200 binlik bir Skor attım ama şu anda da ne kadar attığıma bakacağız. Ee, ondan sonra ben size neden bu karakterin e, en iyisi olduğunu göstereceğim. Çünkü... ...çünkü e, yani şimdi siz diyeceksiniz ki hani 6 milyon bir hasar attın. Öyle çok da iyi bir hasar değil. Hani neyini övüyorsun falan diyeceksiniz. Ben size neyini övdüğümü de göstereceğim. Şeyde... Ya, ooh, ben az önce dördü mü kullandım? şey 5'i 5'i kullandım değil mi ben onu? Neyse. Herhalde gene de şu an 5 5 5 5 5 evet. Zor bela kullanabildik. Biraz sıkıntı çıkardı. Eee Evet şu da bitsin. 4, 5, 3 yapalım tekrar. Bunu saniyelerine dikkat etmek gerekiyor da. Ben saniyesini biraz kaçırdığım için neredeyse kötü oluyordu. İşte ben size bunu şeylerinde gösterdikten sonra neden nisi olduğunu anlayacaksınız siz bu karakteri de Şey yaptığınız zaman iyi bir geliştirdiğiniz zaman Ne kadar etki alabileceğinizi göreceksiniz şu an 3'e basmaya devam ediyorum tekrar 6 yaptım 4 5 ve 3 Şu an herhalde biraz daha az vuracağız da Çünkü Çok iyi kullanamadım karakteri ama sorun yok yani. Zaten 6 milyon 200 binlik bir skor yaptım daha önce de Yani bu, bu skor da aslında öyle çok yüksek bir skor değil ama daha yüksek skorlar atabilmeniz için ne yapmanız gerektiğini de söyleyeceğim zaten. şu anlık az oldu. Ama sağ üstte görüyorsunuz zaten 6 milyon 200 binlik bir hasar atmışım. Şimdi bir girelim. Neden bu karakter diğerlerinden daha iyi onu bir görelim. Şimdi arkadaşlar birinci olarak diğer karakterlere öfke takmanız gerekirken bu karakter enerjiyle de gayet güzel e, skor atabiliyor. Buna öfke takmayın bence çünkü öfke takarsanız e, diğer modlarda olan verimini düşürürsünüz. Çünkü Null ve Mephisto'da da çok güzel bu karakter. O yüzden öfke takmayın enerji takın. Kostümüne gelirsek mesela ben kostümü bunun şu an bende efsanevi. Eğer ben bunun ben bunu destansı yaparsam Şimdi Scarlet Witch'in kostümü bende destansı olduğu için bana şuradan çok güzel bir saldırı gelecek. Yani son seçenekte saldırı gelecek. Saldırıyı seçeceğim yani gelene kadar değişim atacağım. Buradan da güzel bir saldırı gelecek ve skorum artacak. Daha sonra şuradan gördüğünüz gibi ben sadece bir tane Odin takmışım. Yani bir iki tane daha takarak gene hasarını artırabilirim. Ve en önemli nedene geliyorum şu anda. Arkadaşlar benim kart etkilerine girdiğimiz zaman benim saldırımın düşük olduğunu görürsünüz. Bakın. Tüm saldırılar %31. Enerji saldırısı %33. Fiziksel saldırı %16. Benim enerjim çoğu oyuncuya göre düşük. Çünkü ben gördüğünüz gibi PvP kartları taktım daha çok. O yüzden benim saldırım düşük. Yani ben bunlar, bunlar üzerinde hala düzenleme yapıyorum düzenlememi bitirdiğim zaman saldırım e, iyi bir noktaya gelir ama şu anda ara düzenleme yapıyorum. Çünkü ben daha çok kart etkilerinde e, YP'ye odaklandım. Daha çok PvP ağırlıklı oynadığım için. E, o yüzden saldırım biraz düşük ama şu yıldızlarından falan halletmeye çalışacağım. Mesela en altta enerji saldırısı gelmiş. Buraya tüm saldırılar falan getirmeye çalışacağım. Bu arada burada da YP, YP de getirmemişim. E, onun için de uğraşacağım da. E, her neyse işte yani fiziksel saldırımı da görüyorsunuz. %16'lık bir fiziksel saldırım var. Çok düşük. Ee, yani o yüzden... Dolayısıyla skorum da biraz düşüyor. Eğer ben bunları halledersem... Çok büyük bir ihtimalle... 8-9 milyon... Hatta belki 9.5 milyon... Yani 10 milyona doğru bile yardırabilirim. <laughs> yani öyle söyleyeyim bu karakterde. Yani o kadar iyi bir karakter. Yani her tür modda iş yapıyor. Her tür modda. ABX'de yapıyor... Yani ondan sonra şeyde PvP modlarında da çok iyi Fetih'te zaman savaşında eğer PvP'lik e, şey geliştirirseniz bu karakteri. Tehlike odasında çok güzel harika. Ondan sonra baş düşmanı da çok güzel. Gölge diyarda çok üst katları geçmenize yardımcı olacak. Ondan sonra e, başka gönderim görevinde henüz denemedim. Ama şöyle bir özelliklerine bakalım. Acaba gönderim görevinde de kullanılıyor mu? Ee, kaçım oranı yok say var. Çok güzel. Şuna bakalım. Oo, bu gönderim göründe de iyi görünüyor. Denemedim ama özelliklerine bakarak o kanıya verdim. Çünkü dördüncü skilde de tüm savunmalarda azalma veriyor. Bir saniyelik bir süresi var. Gayet güzel. Arkadaşlar galiba bu gönderim görevinde de etkili. Yani gördüğünüz gibi hiç etkili olmadığı bir mod yok öyle söyleyeyim. Hem PvP hem PvP alanında bütün modlarda etkili. Yani müthiş bir karakter. Mutlaka kasın bu karakteri. Ee, yani hiç şüphe yok ki. E, ABX'de de yani ittifak Savaşı'nın süper modunda da e, muhtemelen şu an süper kötü e, alanında en iyisi. Evet arkadaşlar ne düşündüğünüzü yorumlarda belirtin. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.